depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de yaşanan depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla İzmir'de çalışmalara başladığını söyledi. İzmir'e ve depremin hissedildiği tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Devletimiz deprem anından itibaren tüm Bakan arkadaşlarım, milletvekillerimiz, kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız hep birlikte imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk. Enkaz kaldırma ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olunması faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir. Van 7. olan ilk kongresinde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Erdoğan, uzun yıllar dayanıklı yapı inşaatlarının ihmal edildiğini belirtti. Ülkemizin en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem kuşağı altında olduğunu yaşadığımız her sarsıntıyla bir kez daha hatırlıyoruz. Uzun yıllar boyunca bu ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır. Şehirlerimizi bir kanser gibi saran tek katlı veya çok katlı gece konduların acısını afetlerde yıkım ve can kaybı olarak yaşıyoruz. Van'da 9 yıl önce yaşanan deprem sonrası yapılan konut çalışmalarına değinen Erdoğan İzmir'de de çalışmalara hemen başlayacaklarını dile getirdi. Bundan 9 yıl önce Van'ın Erciş ve Edremit ilçelerinde meydana gelen depremlerde 644 vatandaşımız hayatını kaybederken 4000'in üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştı. Van Belki de ülkemizde bu çapta bir yıkımın bu derece hızla telafi edildiği ilk örneklerden biridir. Van'da deprem sonrası 25.172 konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis ile 2325 ahır inşa ederek sahiplerine teslim ettik. İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza da inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz.